Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size Microsoft'un fotoğraflar uygulamasındaki yüz algılamayı göstermek istiyorum. Öncelikle Microsoft'un fotoğraflar uygulamasını açıyoruz. Bu Windows 10'da biraz kötüydü, bizleri algılamıyordu. Ama Windows 11'de bu gayet iyi çalışıyor. Ben de bu özelliği kullanmak istedim ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü ben işlem için başka uygulamalar kullanıyordum. Şimdi siz burada isimleri ve yüzleri blurlu göreceksiniz. Alt tarafta sayıları var, yani fotoğrafların adetleri var. Yani buradaki yüzün kaç adet olduğu, buradaki yüzün kaç adet olduğu gözüküyor. Bunu şuradan 3 noktadan üst taraf ayarlar kısmına girdikten sonra klasörü belirtiyoruz. Klasörü belirttikten sonra burada alt tarafta kişiler kısmını açıyoruz arkadaşlar. Burada kişileri açınca yüzleri ayırmaya başlıyor. Böylelikle yüz algılamayı açmış oluyoruz. Burayı sürekli tarıyor. Yani şu anda bir hafta oldu tarıyor. Yani bilgisayarı açtınız, taramaya başlamıyor ama bir kere fotoğraflar uygulamasını açıp kapatınca taramaya başlıyor. Burada bütün yüzler burada çıkıyor. Altta isimleri ben ekliyorum. Mesela bir tane örnek gösterelim. Şurada Atatürk'ün. Burada Atatürk'ün silüetini algılamış. Bakın burada da var. Ben daha önce bir Atatürk adında bir etiket oluşturmuştum. Buradan etiketi seçtiğinde evet bu mu diyoruz. Onaylıyoruz. Bundan sonra o aralıktaki bütün yüzleri oraya atıyor. Buradan tekrar tıklıyoruz. Mesela hiç olmayan bir isim. Mesela küçük isim yazalım. Mesela bir yazalım. Buraya yeni kişi ekle dediğimde bakın buraya direkt Atatürk 1 olarak yeni kişi ekliyor. Burayı iptal edelim. Tekrar Atatürk dedik. Burası doğru mu diyor. Evet diyoruz. Buradan kişilerden seçiyorum. Atatürk. Bütün Atatürk resimleri burada. Atatürk'ün olduğu bütün resimler bakın. Şurada arka tarafta algılamış. Bir tiyatro çalışmasından. Burada duvar büstü algılamış. Burada bir resim var. Resimdeki de algılamış. Sürekli buraya atmaya devam ediyor. Sürekli tarıyor arkadaşlar. Taradıkça bu resim altındaki sayılar artıyor. Yani eklediği fotoğraflar artıyor. Arada sırada buraya en altlara gelip bakmanız gerekiyor. Buradaki fotoğraflar mesela Atatürk'tü. Bu tekrar Atatürk olarak eşlerseniz onu Atatürk klasörünün içine atmaya devam ediyor. Böylelikle arşiv büyüyor. Zaten en başta benim tek tek mi? Şunu seçme imkanım yok. Şu anda 2885 adet bu kişiye ait resim varmış. Mesela ikinci sırada 1109 adetmiş. Bunlar sürekli olarak artıyor. Yalnız bilgisayarı açtıktan sonra fotoğraflar uygulamasını bir kere açmanız gerekiyor. Ben daha hızlı yapsın diye yani işlemi sürekli yapsın diye bu şekilde açıp bırakıyorum. Ama açık bırakmanız gerekmiyor. Yani kapattığınızda da sürekli diski taramaya devam ediyor. Ama daha yavaş taradığını söyleyebilirim. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Uygulamamız bu kadar. Beğendiyseniz beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.